Çekin arkadaşlar. Gerek basınla, gerek İskenderun halkıyla ilgili İskenderun yaptığınız hizmetlerden dolayı biz teşekkür ediyoruz size. Allah sizden razı olsun. Bu 5 yıl içerisinde gerçekten biz İskenderun'a hizmet etmek için çaba gösterirken sizler de bizlerin yapmış olduğu bu faaliyetleri topluma bilgilendirmek, varsa ektiğimiz onları bize bildirmek için gerçekten çok güzel bir böyle iletişim ağı kurduk. Ben bu karşılıklı iş birlikleriyle, çünkü yazılı ve görsel basın bence çok önemli. Bu iş birlikteliği için hepinize teşekkür ediyorum. Özellikle şunu da paylaşmak istiyorum. Mesela bir yazdığınız şeyle ilgili, düzeltme ile ilgili sizlere geri döndüğümde nezaketen hem bana hem de yazılarınızda teşekkürü bile belirtmeniz sizlerin ne kadar bu konuda hassasiyet olduğunu gösteriyor. Bundan da ben bunu birçok kere yaşadım. Bundan dolayı kalan şu 16 günümde de bu şöyle hizmet etmeye gayret göstereceğiz. Tabii görev süremiz 5 yıl. 31 Mart 2019'da başladı. 31 Mart 2024'te de bitecek. Tabii bu 5 yıl gerçekten hepimiz için keşke yaşanmasaydı. Felaketlerle dolu yıllar oldu. Şehrimizde ve ilimizde orman yangınları oldu. Ardına dünyayı kasıp kavuran bir Covid'i hep beraber yaşadık. Pandemiyi. Ardına asrın felaketi 6 Şubat 2023 depremi yaşadık. Burada kayıplarımız oldu. Çok sevdiklerimizi, yakınlarımızı kaybettik Allah'tan. Allah'tan hepsine rahmet diliyorum. Ailelerine sabır diliyorum. Ardına bir sel felaketi yaşadık. Ama çok şükür ki ilçemiz dinamikleri çok güçlü ve buradan hızlı bir şekilde normalleşme yolunda ciddi adımları bir şehrin belediye başkanı olarak görevimizin başında o sorumlulukla yapmaya gayret gösterdik. Neler yaptık? Kısaca sizlere bahsetmek istiyorum. Biz bu 5 yıl içerisinde bir kere şehrimize inşallah ayın 25'inde Sayın Çevre Şehircilik Bakanımızın da katılımıyla Ziraat Parkımızın açılışı olacak. 250 dönüm. Bu park bana göre İskenderun değil, Hatay'ın değil, Akdeniz'in en güzel parklarından biri. İçinde müzesi var, yükseltilmiş yürüyüş yolları var, koşu yolları var, bisiklet yolları var, oyun grupları var, ondan sonra spor alanları var, okçuluk alanı var. Yani insanların orada çok güzel zaman geçireceği İskenderun'a kazandırılmış en güzel projelerden biri 250 dönüm. Ben bunu özellikle herkesin kamuoyunun da bilmesini istiyorum. Evet.